Yani insanoğlu eşraful mahlukattır. Mahlukatın en şereflisi, en kıymetlisi. İnsanoğlunun bir kuş gibi gelip gitmesi bu diyardan uygun olmaz. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bizlere buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım, halk eyledim buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. İnsanın yaratılmasındaki birinci amaç Allah-u Teala Hazretlerine bilmek, bildikten sonra ibadet etmek. Çünkü bilmeden de tam olarak ibadet edemeyiz. Tam kimse bilemez de Allah'ı tam olarak bir tek kendisi bilir. Yani çünkü bizim aklımız Allah-u Teala Hazretleri'ni idrak edemeyeceği için onu tam olarak anlamamız mümkün değil. O yüzden anlama hususunda biz hep eksik kalırız. İnsanın yaratılmasındaki amaç Allah'ı bilmek ve Allah-u Teala Hazretleri'ne hakkıyla ibadet etmek. İnsanın bu diyardan bir kuş gibi abiler gelip gitmesi uygun olmaz, caiz olmaz. Kuş nasıl? Namaz kılmaz, Kur'an okumaz, değil mi? Oruç tutmaz, hacca gitmez. İnsan oğlu da bunları yapmadığı zaman da ne oluyor? Bir kuştan farkı kalmıyor. Affedersiniz, dört ayaklı bir hayvandan, davardan farkı kalmıyor. İnsanoğlunun Allah katındaki kıymetinden bahsediyorum.